Vallahi çok fazla konuştuk. Muhalefet ne yapacak? Önümüzde bir seçim yasası taslağı var ve bu taslak kimine göre aslında muhalefetin iyi kullanırsa aklını çok avantajına olabilecek bir düzenleme. Ama iyi kullanılmazsa, iyi matematik hesaplama yapılmazsa da müthiş lehine olabilecek ya da aleyhine olabilecek bir düzenleme. Şimdi Sera Kadigil, bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Barış, istersen başla sen, evet. Ve Sera Kadigil'e sormak istiyoruz. Ben çok özür dilerim, Barış'ı bırakmadan sözü şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Sera Kadigil'i ben aslında bundan önce yayın yaptığım CNN Türk'te tam da başkanlık sistemi referandumları sırasında yayınlarıma davet ediyordum. Ve orada da bir iki yaptığı konuşmayla yine TT olmuştu. Ve o dönem Sera Kadigil neredeyse bu başkanlık sisteminin bugün geldiği noktayı o gün tek tek anlatmıştı. Bu olacak, şu olacak, böyle olacak. Özellikle AKP'lilere demişti ki yapmayın bunu. Bu hale geldik. Barış, sen de. Önce özel bir şey sorayım. Şöyle ki, bu yeni sistem en çok herhalde küçük partiler diyorlar ama ben gelişmekte olan partiler kavramını kullanayım nazikçe. Gelişmekte olan partileri hedef alıyor görüldüğü kadarıyla. Çünkü onlar bir ittifak sisteminden soyutluyor almış olduğu oyları. Sizin Türkiye İşçi Partisi olarak planlarınızı değiştirdi mi? Mesela böyle bir sistemde seçime giderseniz, sonuçta giderse bir sene sonra uygulanacak bu sistem. Başka bir şekilde mi oyun kuracaksınız? Çünkü biz bundan kısa süre önce sizin davet ettiğiniz bir toplantıda seçim stratejinizi, evet, öğrenmiştik. O değişti mi, o plan? Önce özel olarak sizin partiniz adına bunu sorayım. Açıkça söyleyeyim, değişmedi. Yani değişmeyecek de, çünkü bu seçim mühendisliği çabasına teslim olmamız zaten bekleniyor. Bir tek bizden değil. Sizin ifadenizle gelişmekte olan bütün partilerden, çünkü malumun Barış, daha biz bu seçim sistemini, yani ittifaklı seçim sistemini bir kere kullandık. 2018 senesinde kullandık ve kendi işlerine geleceğini düşündükleri için bu şekilde bir yola gittiler. Neydi o yol? Hatırla, bir ittifakın içinde milletvekili sayısı ilk önce o ittifaklara bölünecekti. İttifakların içinde daha sonra partilerin oyuna göre bölünüyordu. Bunu getirdiler önümüze, dayattılar, biz bunu yapacağız artık, süper bir sistem bu dediler. Bir seçim yapabildik. Geldik önümüzde, baktılar işlerine yaramıyor, çünkü muhalefette biz onlardan çok daha iyi seçim hukukçularıyız. Bunu belki bu açıklıkla önce ifade etmek lazım. Elbette ki onların bütün mühendisliklerine karşı da bir hamle geliştiriyoruz. Şimdi bugün geldiğimiz noktada da bunu niye yapıyorlar, dediğin gibi. Yani artık daha küçük partilerin artık oyları büyük partilere yaramayacağı için, yani büyük bir parti için küçük bir partiyle ittifak kurmak küçük partinin barajı geçmesine yarıyor. Bunun dışında kendisine bir artı getirmiyor. Zaten bence tam olarak amaçları da bu. Hani buna güvenerek herkesi kendileri gibi bencil, kendileri gibi sadece kendini düşünen, ülkenin yararını hesap etmeyecek insanlardan oluştuklarını düşündükleri için bu yolda belki bir nifak sokarız diye düşündüler. Ama çok gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki hayır, bizim hayatımızda hiçbir şey değişmiş değil. Yani görüşmelerimiz devam ediyor. Malumunuz, yedili bir masa kurduk biz de. Elbette seçim odaklı değil, seçimi de aşacak bir şekilde bir politik birliktelik kurmak istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Dün altılı masa açıklamasını yaptı hakeza. Onların da bu tuzağa düşmemiş olmasından memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek gerekiyor. Özetle o toplantıda ne dediysek baki Barış, yani biz gerçekten halkın vekillerinin, halkın temsilcilerinin parlamentoda temsil edilebileceği bir seçenek, bir anahtar yaratmak istiyoruz. Bu gayemizden de vazgeçmiş değiliz. Yani istedikleri kadar seçim sistemini değiştirebilirler. Onların değişikliğine karşı birçok yolumuz da bizim var. Ama yarın getiriyorlar bunu meclise. O yüzden oraya girmeden evvel birilerinin aklına karpuz kapağı düşürmenin de gereği yok. Peki ne değişecek? Neyi değiştirmeye çalışıyorlar? Nasıl bir öyle vatandaş içinde basitçe, çünkü siz toplantıda anlattınız, tartıştınız, kavga ettiniz hatta. Ne yapmaya çalışıyorlar şu an? İttifak özelinde mi soruyorsun, genel olarak genel mı olarak, soruyorsun? Genel olarak tam olarak şunu yapmaya çalışıyorlar. Oyların eridiklerinin farkındalar. Gerilediklerinin, sandalye kaybedeceklerinin farkındalar. Cumhurbaşkanlığı seçiminin müthiş zora girdiğinin farkındalar. Oyunun kurallarını değiştirerek, hakemleri, yani il ilçe seçim kurulu başkanlarını değiştirerek, Cumhurbaşkanı'na devletin senin benim vergimi sınırsız şekilde harcama, kendi partisinin kara propagandası için har vurup harvan savurma yetkisi vererek kendilerine çıkar elde etme peşindeler. Yani işin Türkçesi bu. Zaten hani o geceki sinirimin de aslında birazcık sebebi buydu. Çünkü orada tam ne dediniz? Bir anlatın.
tekrardan. Nasıl? Çünkü izlememişler. Ben de şey taklidi yapayım mı? Komisyon başkanı taklidi. Şimdi bizi seyreden seyircilerimizin kimi sosyal medyaya giriyor, kimisi girmiyor. Belki evet. Gördü, belki görmedi. Ne dediniz? Tam olarak getirilen teklifin aslında saçmalığından bahsettik. Yani iki görünümü var. Bir, dediğim gibi seçim kısmını konuşabiliriz. Ne getiriyor, ne götürüyor. Bir de benim asıl ve benim gibi bütün muhalefet partilerinin delirdiği asli kısmı şu Şirin. Biz niye bununla uğraşıyoruz ya şu anda? Yani az önce Selçuk Bey anlattı. Siz sürekli haberlerde veriyoruz. Gerçekten berbat günler geçiriyoruz. Yani insanları yek ekmeğe muhtaç etmiş durumdalar. Buğday yok, Rusya'dan ithal ediyoruz. O da dünya saçması bir şey. Mesela kendimiz Haziran'da kendi çiftçimizden tonunu 2000 liraya aldık buğdayın. Şimdi ihale açtılar, yabancı çiftçilerden tonunu 6000 liraya alacaklar. Aynı buğdayın. Gübre fabrikalarını kapattılar, gübre bulamıyoruz. Şeker fabrikalarını kapattılar, şeker bulamıyoruz. İnsanlar şu an resmen açlıkla terbiye oluyorlar. Berbat bir ülkedeyiz. Gazeteciler için özgürlük yok, gençler için özgürlük yok. Herkes kaçacak yer arıyor. Yani ülke tarihinde bence en dip noktasında. Ve asıl delirdiğim şey zaten benim bu. Bunları konuşmuyoruz. Bizim yani benim de değil, hepimizin, sizin de eminim o. Biz bunları konuşmuyoruz. Orada onlarca vekil oturmuşuz. AKP'li, MHP'li milletvekillerimiz nasıl o koltuklarına böyle yapışırlar, bir daha asla kalkmazlar. Bunun üzerinden seçim mühendisliği yapıyoruz. Yani asli olarak delirdiğim şey gerçekten bu. Hani insanlar artık siyasetten falan umudunu kesmiş durumda. Tam bu yüzden kesmiş durumda. Çünkü nalıncı keseri gibi kendi sıkıştığı zaman köşeye kendi işini böyle harala gürele bir gecede geçirmeye çalışan bir iktidar var. Öbür tarafta halk açlıkla mücadele ediyor. Gerçekten hani anneler bebeklerine mama alamayacak durumdalar. Biz bunun için bir meclis dolusu milletvekili hiçbir şey yapmıyoruz. Onun yerine oturduk AKP, MHP nasıl bu seçimde biraz daha karlı çıkar? 3-5 tane amca koltuğunu nasıl garanti altına alır? Bunu tartışıyoruz. Yani delirdiğim şey bu. Seçim yasasına da gelirsem yani aslında 3-5 tane önemli şey. Birinci ve en majörü şu. Baraj düşüyor, ittifaklardan o dönüşü konuşuruz ama en terbiyesizce olanı, en ahlaksızca olan iki düzenleme var. Birincisi bu ülkenin seçim mevzuatı uyarınca ki 61 yıldır böyledir. Darbelerde bile bu değişmemiştir. Bir ilçede, bir ilde en kıdemli hakim oranın seçim kurulu başkanıdır. Ve hani seçimde çalışmayan var mı diyeceğim ama çalışmayan olmadığı için herkes artık çok iyi biliyor bunu yani. İlçe seçim kurulu başkanı dediğimiz, il seçim kurulu başkanı dediğimiz şey hakemidir bu oyunun. Yani seçim dediğimiz şeyin hakemidir bu insanlar. Ve hususi olarak ilçelerde, illerde en kıdemli hakimler seçilir. Niye? Kimseye çünkü eyvallah kalmamıştır o insanların. İnanılmaz bir tecrübeleri vardır. En kıdemli oldukları için daha önce defalarca seçim yönetmişlerdir. Seçim hukuku öyle basit bir şey değil. Şimdi bunu kaldırıyorlar. Yani en kıdemli hakimlere biz güvenmiyoruz diyorlar. Bunun sebebini de biz çok iyi biliyoruz. En kıdemli hakimler genelde bunların atamadığı nadir hakimler çünkü. Geri kalan herkese hatırlayın daha geçen sene AKP kadın kolu başkanlarını, AKP ilçe başkanlarını hakim diye atadılar, getirdiler. Şimdi bu en kıdemli hakim şeyini biz ortadan kaldırıyoruz. Onun yerine kimin nasıl çekeceği belli olmayan bir kuradan birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kurayla belirliyoruz. Yani gerçekten Kenan Evren'in bile aklına hani bu kadarı gelmemişti. O bile değiştirmemişti bunu. Bunu yapıyorlar, en vahimi bu. Yani en gerçekten ahlaksızca, tekrar kullanıyorum bunu, bu ahlaksızca bir değişiklik bu. İkincisi ve gerçekten bu da çok can sıkıcı. Cumhurbaşkanına senin benim yetkilerimle seçim propagandası yapma hakkı veriyorlar. Bir maddede değişiklik yapıyorlar. Göya Cumhurbaşkanlığı sistemine uyum içinmiş o. Eski kanunda şöyle yazıyor. Bakanlar, başbakan seçim yasakları başladığında buna tabidir. Bu ne demek? Devletin imkanlarını kullanarak kardeşim sen kendi partinin propagandasını yapamazsın demek. Şimdi oradan başbakan ifadesini çıkartıyorlar, cumhurbaşkanı ibaresini eklemiyorlar. Bu tam olarak şu demek, sizin buradan senin kazandığın telif geliri var Barış. Şirin Hanım, sizin buradan emeğinizin karşılığını aldığınız bir maaş var. O maaşlardan çatır çatır vergi daha kaynağından kesiliyor. Gidiyoruz ekmek alıyoruz, onda bir vergi veriyoruz. Aa, bu çayı içiyoruz, bir vergi veriyoruz. Bu vergilerden, bizim vergilerimizden toplanan parayı Tayyip Erdoğan uçaklarına binecek. Oralarda buralarda gezecek. Yine peşine bilmem neleri takacak. Gittiği yerde kaymakamlar, valiler, el pençe, divan duracak. Yarışı böyle götürecek. Buna rağmen kazanamayacak ayrı da. Kazanmayı becerirse bile de böyle dolanacak ortada ben kazandım diye. Şimdi bu zaten daha önce aslında yerel seçimler sırasında da gündeme gelmişti. Yerel seçimlerde hatırlayalım, bir takım bakanlar kendi seçim bölgelerindeki belediye başkanı adaylarına destek için uçaklarla oraya gittiler. Referandum ya da işte ondan sonraki seçimler sırasında da aynı şekilde bu gündeme gelmişti. Şimdi yine bu şekilde olacak.
Ben hafta sonu Adana'daydım, bir kez daha tekrarlıyorum, demin de tekrarladım. Şundan dolayı orada tabii halktan çok nedir adı, insan besleniyor, çok çok iyi oluyor. Bu seçim öncesi dönemlerde alana çıkmak, insanlarda gerçekten bir seçim sandığı korkusu var. Yani dolayısıyla muhalefet hazır mı buna? Yani mesela Adana Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki Seyda Kayalar, bizler de hep birlikte gideceğiz, saçın sandıklarımızın başında duracağız. Ama HDP, TİP, Doğu ve Güneydoğu illeri, bütün bunlar nasıl olacak? Bu konularda endişe taşıyor musunuz? Ve bu açıdan da bir değerlendirebilir misiniz? Seçim güvenliği açısından diyorsunuz değil mi? Evet. Evet, bu gerçekten hassas bir konu. Benim de yıllardır CHP döneminden beri çalıştığım bir konu ve çok da yerinde bir soru. Önce şuradan başlamak lazım. Neden bunu partiler, sivil toplum kuruluşları, işte oy ve ötesi hayır, neden bunu biz yapmak zorundayız? Bir bu, bunu aslında biz yapmak zorunda değiliz. Bu siyasi partilerin görevi bile değil, bu devletin görevi ya. O yüzden öğretmenlere veriliyor, o yüzden işte hakimler var vesaire. Ama AKP geldiğimiz 20 yıllık tecrübede bize gösterdi ki bu işi parti devletine geldiğimiz, parti devletine dönüştüğümüz bu günlerde AKP'ye emanet etmek demek, resmen kurda kuza emanet etmek gerek. O yüzden de biz önlemimizi almak zorundayız. Ve burada da dediğin aslında çok İşte doğru. Ama nasıl önlem alınacak? Hep mesele birlikte. O. Nasıl? Yani ancak ve yalnızca nasıl olacak? Hep Erdoğan birlikte. Gidecek kendisi adına. İşte biraz önce korumalarıyla, işte efendim zaten valiler ona çalışıyor. Valiler her şeyi onlar sağlıyor. Nasıl olacak? Seçimden önceki aşamada bu harcamaları yapmasını nasıl engelleyeceksin diye mi soruyorsun? Seçim güvenliğini, seçim gününü sadece. Seçim güvenliğini ve öncesini de, o günü de, sonrasını da ve gecesini de bizzat. Anladım. Yani öncesinde zaten tuttuğumuz o belli. Orada da nasıl söyleyeyim, sürprizler ya da gizli aslında şeyler taşıyor mu bu düzenleme? Ya elbette taşıyor. İşte başına dönüyoruz tekrar. Hakimler eliyle bütün usulsüzlüklerin önünü açmaya çalışıyorlar. Şimdi şuradan anlatmaya çalışayım. Seçim güvenliği dediğimiz şey çok kapsamlı bir şey. 81 tane il var, 1900 tane ilçe var, 10 binlerce bina var. Her binada bir kat var, her katta onlarca sınıf var. Her sınıfta birçok görevli olması gerekiyor. Bunu çok açık söylüyorum. Hiçbir parti, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulu hiçbir parti tek başına yapamaz. Yani devletin eşittir AKP'nin devletin alandan çekildiği noktada ne CHP bunu tek başına yapabilir, ne HDP tek başına yapabilir, ne TİP, ne İYİ, hiç kimse tek başına yapamaz. Açıkçası burada yapılması gereken şey bu seçim güvenliği. Yani verdiğimiz, biz birbirimize karşı da yarışıyoruz evet, ama seçmen sandığa neyi koyuyorsa o çıksın istiyoruz. Bu iradedeki herkesle daha geniş bir mutabakat zemini kurulması gerektiğini düşünüyorum. Ben bir seçim hukuku alanında çalışmış avukat olarak. Yani herkes birbirinden haberdar olmalı. Daha önce de denendi bu arada. Görece başarıya da ulaştık. 2018 seçimlerinde olsun, İstanbul seçimlerinde hatırlayın, yerelde olsun. Hep birlikte hareket ettiğimiz zaman evet sonuç alabiliyoruz. Yani birbirimizi tutmamız lazım. Birbirimizden kastım da şu: oy çalmayacağını düşündüğümüz herkesin bu noktada birlikte hareket etmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bunun için de girişimler yapılacağını da açıkçası düşünüyorum. Yani dünkü altılı masa açıklaması önemliydi. Seçim güvenliği için bir süreç başlatıldı anladığım kadarıyla. Bunun içerisine bence o altılı masada olmayan diğer tüm siyasi oluşumların ve hatta büyütüyorum ben bunu, Barolar Birliği'nin, DİSK'in, KESK'in bu şekilde büyük sivil toplum kuruluşlarında katılarak güvenilir insanlarla birbirimize bir ağ kurmak durumunda olduğunuzu düşünüyorum. Barış? Şimdi bu hakimler meselesi çok önemli tabii yani. Evet. Büyük bir olay. Ama bunun gölgesinde kalmış birkaç şey daha var. Değil mi? Mesela